güzelce Hanım bunları büyük bir özenle dizmiş, saklamış, bizleri bugün görmemiz için getirmiş. Burası da eczanenin arka bölümü, laboratuvarı diyebiliriz. Toksik bileşikler burada saklanmış. Yine nostaljik ilaç saklama şişelerini de müze eczanemizin bu kısmında görmektesiniz. Günümüze kadar gelmiş. Dengeye gelene kadar 1 kilo ilave ediyoruz. Tabii 1 kilo tartmaz. Bence 1 gram falan. Tabii şimdi düşünürsek sağlık sisteminde doktor ve diş hekimlerimiz var, hemşirelerimiz var ve eczacılarımız var. Diğer yan dalları saymıyorum. Dolayısıyla 3 sac ayağından bir tanesi eczacılarımız. Eczacının önemi, rolünün ne kadar önemli olduğunu özellikle pandemi sırasında bir kere daha görmüş olduk. Birebir bütün eczacılarımız, bütün hastalarla yüz yüze geldi. Bu arada bir takım eczacılarımızı kaybettik. Onlara rahmet diliyorum. Dolayısıyla yurdun her köşesine pandemi sürecince de ilaç temin eden önemli bir meslek kuruluşu olarak görevleri sonuna kadar yaptılar. Ve şöyle de düşünürsek, eczacı bir mahallenin, bir semtin en yakın ilaç danışmanıdır, en yakın sağlık danışmanıdır. Önce bir yere ağrıyan, bir sorunu olan eczacıya danışır, sonra doktora yönlenir veya doktordan tatmin olamadığı sonuçları gelir eczacıyla paylaşır, ondan bilgi almaya çalışır. Dolayısıyla çok önemlidir rolü, yani ilacın olduğu her yerde eczacı vardır. Ve en büyük sağlık danışmanlarından biridir. 14 Mayıs, demin de belirttiğim gibi 1839 yılında 2. Mahmut tarafından kurulan Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin açılışında bir de eczacılık sınıfının olması, yani bilimsel eczacılığın başlama tarihi 14 Mayıs. 25 Eylül ise FİB'in İstanbul'da düzenlediği kongrede edilen teklif üzerine dünyada eczacılık bayramının kutlanması olmuş ve o kongrede bu kabul edilmiş. Dolayısıyla bütün dünyada eczacılık bayramı 25 Eylül olarak kullanılıyor. Bunun çıkış yeri de 2009 yılında İstanbul. Ama biz genellikle 14 Mayıs'ı daha ziyade kutluyoruz. O gelenek haline gelmiş Türkiye'de. İlaç Ar-Ge çalışmalarında eczacının rolü çok büyük. Bu aslında bilinmiyor. Herkes eczacıyı semtindeki eczane ve eczacısı olarak görüyor. Halbuki eczacılık eğitimini alan her öğrenci, her eczacı ilaç araştırma geliştirme çalışmalarının her evresine katılabilir. Bu evreler neler? Kısaca özetleyecek olursam, ilaç molekülünün dizaynı, onun sentez edilmesi veya bitkiden izolasyonu, onun yapısının aydınlatılması, gerçekten o molekül o yapıya mı sahip, farmakolojik aktivitesi nedir, toksisitesi nedir, vücutta nasıl etki eder, onların aydınlatılmasına, kinetik çalışmalarında vücutta nerelere nasıl dağılıyor ilaç, dolayısıyla dozlarının saptanması gibi. Ve ilaçın hazırlanması tabii ki, tablet yapılması, şurup yapılması gibi bütün basamaklarda rol alabilecek bir eğitimi eczacımız alır. Dolayısıyla bütün akademide ve ilaç Ar-Ge bölümlerinde çalışan eczacılarımızın bu işlemleri yapma yetisi vardır. Bu çok güzel bir soru. Yani hepimiz bütün eczacılık dekanları ve konseyinde konuştuğumuz konuların başında bu geliyor. Nasıl eğitimi ve eğitimi daha iyi hale getirebiliriz? Tabii buna stajlar var, en önemli sorun. Şimdi çok fazla sayıda maalesef eczacılık fakültesi açıldı Türkiye'de. Öncelikle hoca teminimiz, eczacı hoca teminimiz biraz zorlanıyoruz artık. Bunun için birazcık daha hani ihtiyaca göre fakültelerin açılması bizim için önemli. Bunun dışında derneğimiz var, Eczak Derneği. Onun katkılarıyla biz akreditasyondan geçiyoruz. Belirli
öğrenim kriterlerimiz var. Bunları her fakültenin uyması için EZAKDER tarafından akredite ediliyoruz. Yani en önemli neden veya nasıl eczacılık eğitimi daha iyi gelişebilir? Önce birazcık fakültelerin sayısının azaltılması, akademiye daha çok eczacının teşvik edilmesi ve hepimizin bu kriterlere uygun olarak bir eğitimi vermemizin sağlanması şeklinde özetleyebilirim. Yok, teşekkür ediyorum. Tekrar bütün eczacılarımızın bayramını kutluyorum.